asgari ücret, hemen oradan başlayayım. Asgari ücret eğer zam bekliyorsanız 17.002 lira alıyorum arkadaş. Temmuz'da bunlar zam yapacak mı? Hayır, zam yok, seçim yok çünkü. Ve yılda 1'e indirildi tekrar asgari ücret. Zaten yılda 1 veriliyordu. Sadece son işte bir dönemdir. Yılda 2 kere yapıldı 2023 yılında. Çünkü 2023 yılında da seçimler vardı biliyorsunuz. Ve o seçimlerden dolayı da halka şirin görünmek için böyle zamlar yaptılar. Tabii yüksek enflasyondan dolayı bu zamlar hep yapılıyor. Ama Erdoğan da en sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Bu seçimlerden önce gittiği bir meydanda şöyle diyordu. Ya arkadaş size zam veriyoruz, herkese zam veriyoruz ama fazlasıyla bizden çıkıyor, devletten çıkıyor. Yani cepte para kalmıyor. Size verdiğimiz zamlı zamlarla yaptığımız zaman yani... getirisi götürüsü getirisinden daha kötü oluyor filan gibilerinden bir cümlesi vardı. Maşallah günaydın, yeni anladı Sayın Erdoğan ama yani neticede onu da yönlendirenler var. Geçmişte olduğu gibi asgari ücrete zam yok. Bunu unutun. Asgari ücret 17.002 lira devam edecek. Eğer çok astronomik bir olay olmadıktan sonra, çünkü seçim de yok. 17.002 lira almaya devam edeceksiniz. Ne zamana kadar? Ocak sonuna kadar. Yani 2025 Ocak sonuna kadar asgari ücreti bu orandan almaya devam edeceksiniz. 1 Şubat 2025'te yeni asgari ücret belli olacak. Ama daha kaç ay var? 10 ay var. Kaç ay var? 9 ay var. Şimdi emekliler peki ne düşünüyor? Emekliler bir refah payı artışı yok, onu da söyleyeyim. Yani ben kendimden örnek vereyim. Bunları hızlı hızlı geçeceğim hemen. Emekliler sadece %18 ve 20 oranında bir zam alacağız Temmuz ayında. Çünkü emeklilerin maaşları 6 ayda bir enflasyon oranına göre güncelleniyor. Enflasyon farkına göre güncelleniyor. İşte bu oran da herhalde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ilk 6 ayın Haziran sonunda belli olacak ama 3 aşağı 5 yukarı %18 ile %20 arası. Yani işte ben 35 bin lira emekli maaşı alıyorum. %20 gelse 7 bin lira benim maaşım üstünden öyle hesap edin 42 bin lira maaş alacağım. Emekli maaşım 42 bin lira olacak. Veya siz işte 10 bin lira alıyorsanız en düşük emekli maaşı %20 zam geldiğini düşünün. Birinci 6 ayda 12 bin TL maaş alacaksınız. Veya 20 bin lira alıyorsanız işte %20 gelecek olursa 24 bin lira elinize maaş geçecek. Emeklilerin günahı ne? Hiçbirimizin günahı yok. Ne asgari ücretle yaşayanların günahı, ne bileyim emeklilerin günahı. Hiçbirimizin günahı yok. Bize maalesef bu durum dayattırılıyor ve yaşattırılıyor. Bizi yönetenlerin kabiliyetsizliği yüzünden, bizi yönetenlerin yeteneksizliği ve liyakatsızlığı yüzünden ve popülist politikaları yüzünden. Bakmayın siz Erdoğan'ın ben popülist politika uygulamadım, popülist politikalar uygulamıyoruz diye. Bir güzel maşallah Mayıs ayındaki seçimlerde 14 Mayıs 2023 ve 31 Mayıs 2023'te maşallah veya işte 28 Mayıs 2023'te popülist politikaların kralını uyguladınız. Zamlar, zamlar, zamlar. Bugün zaten onların faturasını herkese müjde dağıttınız. Her gün çıktınız müjde. Memura müjde, emekliye müjde, işçiye müjde, ona müjde, buna müjde. Doğalgaza müjde. Şimdi hepsi bizden çıkıyor. Popülist politikaların kralını yaptınız. O popülist politikaları uyguladığınız için zaten biz bugün diplerdeyiz. 31 Mart'ta popülist politika ne kadar uyguladınız? Uygulayamadınız. Çünkü belki %20, %30 uyguladınız. Çünkü kasada para yoktu. Para yoktu. Ya inandırıcı da gelmiyorlar. O inandırıcılığı boş ver. Para olsa dağıtırdı Erdoğan. Para olsa belki seçimi döndürmek için her şeyi yapardı. Para olsa belki sonuç dağıttıktan sonra böyle olmayabilirdi. Moral haritasını hazırlar mısın? Para olmadığı için, dağıtamadığı için Erdoğan bugün çıkmış. Popülist politikalar biz yapmadık, uygulamadık. Ya Sayın Cumhurbaşkanım yapma Allah aşkına ya. 21 yıldır sen de beni tanıyorsun, ben de seni tanıyorum. Yani para olsa aslanlar gibi dağıtırdın. Para olmadığı için popülist politikalar uygulayamadın ve işte bu moral haritası bu şekilde oluştu. Ve yönetimsel denge de Türkiye'de demokrasinin ağır aksak işlediği ülkede işte bu haritada bu şekilde ortaya çıktı. Bunun nedeni nedir diye Erdoğan'ın sorması gerekiyor. O teyze çok güzel söylüyor ya. Her gün veriyorum o repliği zaten. Nedir o replik? AKP neden çöktü? Bu sorunun cevabını siz bulana kadar ben o teyzeyi her gün ekranlara getireceğim biliyor musunuz? Yöneticiler, AKP yöneticileri.
AKP neden çöktü sorusunun cevabını kendiniz doğru cevabı bulana kadar her gün o teyzeyi, o repliği ekrana getireceğim. Yeni bir replik daha buldum. O da dün haberlerin içerisinde. O repliği de getireceğim ekrana. Ver teyzeyi diyeceğim. Veya ver moral haritası. Ver diyeceğim öteki ablayı. Onlar çünkü çok güzel soru soruyorlar. Ve o soruları sordukları anda aslında eski AKP seçmenleri onlar. Ve AKP işte belki de doğru yolu bulacak. İyilik yapıyorum aslında farkında değiller. Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Halkı enflasyonunun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor demiş. Günaydın. Nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz Mehmet Bey? Çok merak ediyorum. Bak Ahmet de güldü orada. Enflasyon düşüyor muymuş abi? Daha düşmüyor. İkinci yarıdan itibaren düşecek. Fatih Karahan'ın da öyle bir açıklaması var. Merkez Bankası Başkanı şey diyor. Umudumuz ve beklentimiz ve öngörülerimiz düşeceğinden yana diyor. İkinci dönemde düşeceğinden yana diyor. Mehmet Beyciğim ikna etmeniz gerekiyor gerçekten. İkna etmeniz için yalanı bırakmanız gerekiyor külliyen. Külliyen doğru konuşmanız gerekiyor. Sizin, Erdoğan'ın, Cevdet Bey'in, herkesin doğru konuşması gerekiyor. Yalandan uzaklaşmanız gerekiyor. Ancak ikna edebilmek için de enflasyon önemli değil. Bak benim için enflasyonun düşmesi önemli değil. Ben fiyatların ucuzlamasını bekliyorum. Bana bununla gel Mehmet Beyciğim. Bana şu laf oyunuyla gelme. Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor. Hayır. Etiketleri ne zaman düşüreceksin? Bana onun havadisini ver. Ben onu istiyorum senden. Ben %65'lerden, %70'lerden enflasyonu %50'ye getirdikleri ceka atacaklar ileride. Veya %40'a getirdikleri diye. Ama etikette ben onu görmezsem o zaman diyeceğim ki ne oldu arkadaş? Sen 20 puan düşürdün belki enflasyonu da etiket düşmedi. Bak IMF'nin bir açıklaması var. IMF biliyorsun önemli uluslararası para fonu. Türkiye işte para alacak mı almayacak mı? Bizim ikili de orada. Şimşek'le Karahan orada. Ve Nisan ayında faizin bundan sonra artmayacağını, Nisan ve onu takip eden aylarda Merkez Bankası'nın faizi artmayacağını da orada yaptıkları sunumdan öğrendik. Burada öğrenmedik. Oradaki sunumdan öğrendik. Ona göre siz de bundan sonra faiz artmayacak. Yatırımlarınızı veya ne yapmak istiyorsanız ona göre davranırsınız. Şimdi ya öyle de ama %50 yetmiyor ki. %50 yetecek mi yetmeyecek mi? Tabii. Şimdi IMF'nin tahmini var. Türkiye'deki enflasyon tahmini. Bizimkiler 2024 yılında diyorlar ki 2024 yılının sonunda enflasyon Türkiye'de %36 olacak. Böyle bir hedef koymuşlar. IMF'nin tahmini %45. Yani 9 puan daha fazla. Yurttaş olarak benim tahminim 10 puan daha üstüne ilave ediyorum. %55 civarı diyorum. Ben düşmeyeceğine inanıyorum çünkü. Yalan. Ya, neyle düşüreceksin abi? Gıda enflasyonuyla mı düşüreceğim? Gıda enflasyonu %70'lerin üstünde. Nasıl yapacağım bunu? Yapmam mümkün değil. Mümkün değil ya. Tasarrufun yok. Devlette tasarruf yapıyorsun. Bak belediyeler borç batağı içerisinde. Ülke borç batağı içerisinde. Belediyeler böyleyse sarayın bütçesi nasıldır ben bilmiyorum. Veya Türkiye'nin bütçesi, hazinesi nasıldır bilmiyorum. Belediyeler borç batağı içerisinde. Her bir belediye, el değiştiren belediye çarşaf çarşaf asıyor. 100 milyar TL'den bahsediyorlar belediyelerin toplam borçları için. Yani belediyeleri bunlar bu şekilde yönettiyse artık hazineyi, maliyeyi, sarayın siz hesabını siz düşün. Yok tutulmamıştır, mümkün değil. Yani balık baştan kokar abi. Yani onlar öyle yok hazine çok mu iyi? Mümkün değil ya. Bir el değiştirse onu da göreceğiz. Yani bir olası AKP iktidarı iktidardan düşse yerine başka bir iktidar gelse inanın bana Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın binasına Türkiye'nin alacakları ve verecekleri borç ve alacak durumunu ben görmek isterim. Ama tabii bir el değişikliğinde olabilir bu. 2025'te diyor enflasyon %28 olacak. 2026'da %19,5 civarı. 2027'de %18 civarı. 2028-2029'da %18,5-19 civarı. Yani seçimler geliyor ondan sonra. Ve popülist politikalarda uygulanmaya başlayacak. Yani IMF'nin dediği şu. Arkadaş diyor 2028 sonuna kadar sen tüm yani sıkı para politikalarını uygularsan, işte orta vadeli programı uygularsan, işte ne bileyim popülist davranmazsan, onu bunu yapmazsan, tasarruf edersen, her şeyi adam akıllı yaparsan, 4-4'lük ama bak 4-3-90'lık değil 4-4'lük yaparsan o zaman diyor benim hesaplamalarıma göre %20 civarlarına indirebilirsin. Ben bunun üstüne %10 koyuyorum, %30 yapıyorum. Bu tabii beklenti hissedileni %60 civarında. O yüzden inanmıyorum ve enflasyonu indireceğinizi de inanmıyorum. Ancak
Nasıl yapabilirsiniz biliyor musunuz Mehmet Bey? Kağıt kalem üstünde yapabilirsiniz. TÜİK'te yapabilirsiniz bunu. Onun dışında hayatta inanmıyorum size. Güvenmiyorum. Ve o yüzden zaten birazcık tasarrufum var. Onu da TL'de tutmuyorum kesinlikle. Çünkü çakılırsam devletin bana el uzatacağını da düşünmüyorum. Hiçbir şekilde düşünemiyorum. Bak kart borçluları, onu da söyleyeyim. Evet, bu arada bir mesaj gelmiş. Okuyayım Ahmetciğim, mesajları bana uyarırsan sevinirim. Sarayın harcamaları kısması lazım. Önce tasarruf saraydan başlanmalı. Yaparlar. Bak yani özel uçaklarla kullanıp gidiyorlar ya tatil yerlerine. Birazdan vereceğim zaten, görürsünüz onu. Ya ıstakoz var ya şimdi, işte Şebnem Bursalı ile o bir başka kişi daha var, Salih Bey, kabak onların başına patladı. Aslında o kadar lüks ve şatafat içerisinde yaşıyorlar ki yani onlar ıstakozla anılmaya başladılar ama maalesef o şatafatlı yaşam partinin neredeyse hepsinde var. Kart borçluları